Sevgili 3TV.tr izleyenleri, Nehir'le Balkon Sohbetleri'nin bugün 4. bölümündeyiz. Ve bu bölümde yanımda kadın bir arkadaşım var, bir mahalle muhtarı. Kendisini hem birlikte tanıyacağız hem de bazı tüyolar alacağız diye düşünüyorum bu programda. Evet, yanımda Elvan Boz var, Cumhuriyet Mahalle Muhtarı. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyisiniz? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Biraz sesli ortamda program yapıyoruz. O yüzden biraz daha hani sesimizi duyarlarsa vatandaşlar çok daha iyi olur diye düşünüyorum. Peki, ben tanıyorum ama Muhtar Elvan kim? İzmir Ödemiş, Cumhuriyet Mahallesi doğumlu. Doğma büyüme Cumhuriyet Mahallesi'nde büyüdüm. İlhami Boz'un kızıyım. İlhami Boz derken böyle gözlerim parladı. Evet, evet. Bir de hani o babanın evladı olmanın vermiş olduğu bir gurur da var tabii, ayrıca. Tabii, kesinlikle. Peki İlhami Boz kimdir? O zaman ona girelim. İlhami Boz Adalet Parti'nin kurucularından. Yani biz çok eskiden beri siyasetin içindeyiz. Galiba bunun verdiği bir özgüvenle ben muhtarlığa kalkıştım. Çünkü Ödemiş'te hiç kadın muhtar yoktu. Ben bir ilktim. Ve bunu bir anda hani çıktığımda mesela çok yadırgadılar. İşte kadından muhtar olmaz. 30 yaşındayım. Çok küçüktüm muhtar olduğumda yaşım. Ama ben kendimce bunu başarabileceğime inandım. Ve insanların gerçekten insanlara bir kadının dokunması çok farklıydı. Bu sebepten dolayı muhtar adaylığımı açıkladım. Babam tam destek verdi, sağ olsun. Zaten sırtımı dayadığım karlı dağım diyebilirim size babam evet. için. Yani iyi ki var, iyi ki o babanın kızıyım. Babam bir dönem Doğru Yol Partisi ilçe başkanlığı yaptı. Adalet Partisi Gençlik Kolu Başkanlığı yapmış. Hastanede dernek başkanlığı yaptı. İl Genel Meclis üyeliği yaptı. Birçok yerde yöneticilik yaptı. Ben de galiba babadan aldığım hazla çalışmayı da sevdiğimiz için aynı yolda ilerliyoruz. Tabii ben siyaset değil, muhtarlık. Evet. Peki muhtarım bir şey soracağım. Şimdi bu bahsettiğimiz 15 yıl öncesine dayanıyor tabii. Üçüncü daha dönemdir. Bile fazla. Daha evet. fazla değil mi? Üçüncü dönemdir üçüncü muhtarsınız dönemdir, zaten. Peki muhtarlık döneminize gelmeden önce şunu konuşmak istiyorum. Baba bir siyasetçi. Ödemiş'te de önemli bir siyaset karakteri, Ödemişim doğru mu? Ödemiş'in bel kemiği diyebiliriz. Evet. evet. Dolayısıyla bir kızı olarak da size düşen çok büyük sorumluluklar vardı o dönemlerde de, şimdi tabii, olduğu tabii. gibi. Neler yapıyordunuz babanın o siyasetçi kimliğiyle daha aktif olduğu dönemlerde? Daha aktif olduğu dönemlerde mesela ben size şeyi anlatayım. 15 yaşındaydım babam İl Genel Meclis Üyesi adayı olduğunda. Ben kafama bir şapka, sırtıma bir yelek geçirip babamın peşinde bu seçim otobüslerinde, süvarilerde köy köy gezdik. O zaman köyler de İl Genel Meclis Üyelerine oy veriyordu. Şimdi İl Genel Meclis Üyeliği yok biliyorsunuz. Her köye gittik. Tabii bugün sizinle kalkıp bir Yılanlı'ya da gitsem, bir Subatan'a da gitsem, işte Ovacık'a da çıksak herkes beni tanır. Babadan gelme bir tanınmışlık var, sima var, yüz var. O yüzden zaten hani çok fazla sıkıntı yaşamadım seçimlerde de. Hani herkes İlhami'nin kızı, evet İlhami bugüne kadar doğru düzgün yapmıştı, kızı da aynı yolda ilerler diyerekten insanların güvenini kazandık. Ve üçüncü dönemi bitirmek üzereyiz. İnşallah dördüncü döneme de merhaba diyeceğiz. Şimdi tabii bunu aslında ben sonra bırakmak istiyordum ama ben de çok heyecanlıyım. Neden heyecanlıyım? Birincisi kadın olmandan dolayı çok heyecanlıyım. İkincisi üç dönemdir başarıyla sürdürdüğün bir muhtarlık kariyerini dördüncü dönem için de yine diğer adaylarda olduğu gibi bunları tabii gururla söylüyorum. Şu anda Ödemiş Belediye Başkanımız Mehmet Eriş'in, Beyda Belediye Başkanımızın Feridun Yılmaz'ların olduğu gibi ilk başkanlıklarını, başkan aday adaylıklarını açıkladıkları gibi bir ilki daha seninle yaşayacağım. Evet, tekrar dördüncü dönem için aday adayısın değil mi? Evet, tekrar. Bu duygularını almak istiyorum hemen. Ben
hep şey derim, biz kocaman bir aileyiz Cumhuriyet Mahallesi olarak. Ben zaten kadınlar diye işe başladım. Kadınlar ve çocuklar benim ilk hedefim buydu. Hep onların yanında olacağım, hep onlara dokunacağım. Çünkü bunların içinde ihtiyaç sahibi aileler var. Gerçekten mağdur olan kadınlarımız var. Mağdur olan çocuklarımız var. Ve gerçekten bugüne kadar işimi iyi yaptığıma inanıyorum. Ve bunu seçmenlerim de söylüyor. Hatta bugün yine bir seçmenimle beraberdik. Sabah konuştuk, sohbet ettik biraz. Yani onlara dokunabildiğimi düşünüyorum ve onlar da bundan çok memnun. Hatta sordular, muhtarım tekrar adaysın değil mi? Hani biz seni tekrar muhtar olarak görmek istiyoruz çünkü senden biz çok memnunuz. Hani bunları duymak çok güzel. Mesela seçmenlerim arıyor bir haftadır. Muhtarım azan olabiliriz. Hani bunlar çok inanın çok gurur verici şeyler. İnsanı mutlu ediyor. 15 yıldır hani insanlar benden memnun, tekrarını da istemeleri gerçekten çok güzel. Bir de şöyle de bir şey var. Tabii hemen antiparantez bir şey belirtmek istiyorum. Sevgili dostlar biliyorsunuz balkondan yayın yapıyoruz ve bu saatler hemen hemen Ödemiş'in araçlarının değil mi? En yoğun olduğu saatler. O yüzden bazen müzik sesi, bazen korna sesi, bazen insanların da sesini duyabilirsiniz. Lütfen mazur görün, olur mu? Biz yüksek sesle konuşmaya çalışıyoruz. En azından yayına sesimiz gitsin diye. Evet. Şimdi şöyle bir şey var. Bir dönemde ben senin seçmenindim biliyorum. Seçmenimdiniz, evet. Aynı mahalledeydik ve ben başıma bir olay gelmişti. Arabamın camı patlamıştı, patlatmışlardı daha doğrusu. Hemen anında siz ve anneniz üstelik. Evet. İkiniz birlikte gelmiştiniz. Pazar dönüşü de gelmiştik. Evet, evet, o günü hiç unutmuyorum ben. Çok da ilgilenmiştiniz. Mümkün olduğu kadar, elimden geldiği kadar, yani hastalıktır, ölümdür, bir sıkıntım olmadığı müddetçe herkesin yanında olmaya çalışıyorum. Herkesin acısını, sevincini, yani üzüntülü bir anını her daim paylaşmak çok güzel. Hayat paylaşıldıkça zaten güzel. Evet, kesinlikle. Evet. Peki, mahalleniz göç aldı mı? Mahallem dışarıdan göç almadı. Bizde çok fazla yok. Suriyeli, Afganlı. Evet, onlardan bahsediyorum. Yok, onlar bende. Vardı da mı yok? Bir dönem geldiler, tekrar boşalttılar evleri. Şu an yok yani. Tamam, güzel. Peki... şimdi tabii ilk kez burada tekrar muhtar aday olduğunuzu açıkladınız. Bununla ilgili yayından sonra da paylaşıldıktan sonra yayın tabii birçok kişi sizi arayacaktır. Ama bunu açıklamadan önce de muhakkak ki siyasi partiler evet. Sizi de ziyaret ediyorlardır değil mi? Evet, siyasi partilerin ziyaretleri var. Bu durumda gelenler, gidenler. Başkan adaylarımız ziyaret ediyorlar. Evet. Yani tekrar aday olduklarını, beraber çalışmak istediklerini, bunlar gündeme geliyor. İnşallah Ödemiş için gerçekten hep bunu hedefliyoruz biz muhtarlar. Çünkü bizlere o kadar çok iş düşüyor ki hani muhtarlıkta ne yapılabilir? Değil aslında muhtarlıkta yanmayan lambadan tutun, kesilen sudan tutun, boru patlağından, sokaktaki yamadan, yağmur yağdığında logarların tıkalı olmasından her türlü mazeretini iletiyor insanlar. Gece gündüz arayabiliyorlar. Telefonumuz 7/24 açık muhtarlarımızın. Ama biz bunu ilettiğimizde, ilettiğimiz merciye, Ödemiş Küçükşehir Belediyesi ya da Büyükşehir Belediyesi gibi ilettiğimiz mercilerle diyaloglu vaziyette çalışırsak inanın çok daha mutlu oluyoruz. Çünkü biz hizmetin en alt basamağıyız. Hep bunu söylerim. Hani bizim yaptırım gücümüz yok ama ileterek, insanlarla istişare ederek yaptırabiliyoruz hizmeti. Ama aksadığında inanın çok zor durumda kalıyoruz. Dilerim Ödemiş için en iyisini yapacak olan başkanımız gelsin. Yani bizim iyi çalışabileceğimiz bir süreç olsun. Peki şimdi şöyle bir soru çıkıyor. Şu andaki belediye başkanımızla bu süreci iyi yönetebiliyor musunuz? Aksaklıklar oluyor mu? Aksaklıklar illaki oluyor. Çünkü Ödemiş'in biliyorsunuz sizde birçok yeri bir anda kazıldı. Su borularından çok muzdaribiz. Drajmanlar sürekli patlıyor. Yaptırıyoruz yamaları. İki gün sonra aynı yer bir daha patlıyor gibi.
Yani hani bunlar eğer yer altına girilecekse bir an önce girilmeli. Defalarca git gel yapılarak kazım yapılmamalı. Hani bir kere de kazıp işte TEDAŞ, İSU, doğalgaz neyse işini bitirip kapattıklarında çok daha güzel bir ödemiş olacağına inanıyorum. Çünkü bu hakikaten külfet. Yani biz yamanacak oyuklarımızdan dert yanıyoruz. Ama belediyeye baktığında çok fazla külfeti var. Onlar da kendi çabalarınca haklılar. Buna bir an önce çözüm üretilirse, yani toplu olarak yer altına girilirse çok daha güzel bir ödemiş olacağına inanıyorum. Evet, bununla ilgili ben şöyle bir cevap verebilirim. Bu konuyla alakalı tabii şu andaki belediye başkanımızın çok başı ağrıdı. Defalarca herkes bu yönden kendisine çok ısrarla bu konudan bahsetti. Ama bunlar planlı yapılıyor. Yani büyükşehirle de alakalı biliyorsunuz. Evet. İşte Gediz'i, telefonu, logarı ya da su boruları gibi, Türk Telekom'u gibi. Gediz'in zaten ayrı ayrı planlı bir çalışması var evet. bir yıldır. Evet. Yani o zaten alt üst etti. Zafer Mahallesi'ni biliyorsunuz. Evet. Bizimkiler çok şükür bir önceki dönemlerde hallolmuştu. Evet. Çok fazla TEDAŞ bize girmedi ama bizde de kentsel dönüşüm olduğu için doğalgaz, İSU, TEDAŞ mecburen her binanın önünü açıyor ve kapanması uzun zaman alıyor. Aslında buna bir yaptırım uygulanabilse, hani açan müteahhit bunu kapattıracak, öyle teslim edecek şeklinde çok daha kolay olur ama tabii bunu belediye başkanlarımız daha iyi bilir diye düşünüyorum. Evet. Yani şöyle de bir durum var tabii. Belediye başkanlarında şimdi siz çekirdeğin evet alt tabakasındasınız ama sizin sorumluluğunuz çok fazla. Vatandaşla birebir diyaloğa giren Yani face to face siz birebir karşılıklı konuşmak zorundasınız. Yapılmadığı zaman sizi buluyor zaten. Tabii, kimse belediyeye gitmiyor. Kesinlikle. Ya da çok az kişi gidiyor. Dolayısıyla evet sizin de bu yöndeki sıkıntılarınızı ben anlayabiliyorum. Allah size de yardım etsin yani bu konuda. Amin inşallah. Peki bir kadın olarak kadınlıktan ben vuruyorum çünkü kadın olmanız beni çok gururlandırıyor ve başarılısınız. Çok sağ olun. Ve bunun yanında gerçekten ailenizde çok saygıdeğer ve edepli insanlarsınız. Bu dönemde çok zor böyle insanlar biliyorsunuz yani. Ben bunun üzerine çok vurgu yapıyorum. Çünkü ödemişi 6 yıldır buradayım ve 6 yıldır tanıdığım insanların, saygın insanlardan yegane bir ailesiniz siz. Onların içine koyuyorum sizi de bu yüzden. Peki kadın olarak asayiş olayları oluyor gece, sizin de gitmeniz gerekebiliyor. Bunların üstesinden nasıl geliyorsunuz? Korkuyor musunuz? Ben ilk muhtar olduğumda çok yadırgamıştım. Evet. Hatta polis gördüğümde hayırdır dedim. Muhtarım bizim hayırla işimiz yok. İşimiz hep şerle falan yaptılar. Hani bir güldük falan. İlk zamanlar çok tuhaf gelmişti bana ama şimdi oturdu artık taşlar. Gece polis aradığında çok rahat kalkıp 5 dakika içinde giyinip aşağıya iniyoruz yani. Alışılmışlık var herhalde. Evet. Zorlanmadan onlara da yetmeye çalışıyorum. Çok güzel. Peki mahallemizde gençlerimiz var. Kadınlarımız var. Gençlerimizle özellikle şunu sormak istiyorum. Gençlerimin eğitimiyle alakalı çalışmaların olduğunu biliyorum. Ama bunu söylemeni de çok istiyorum burada. Ya ben biliyorsunuz ilk muhtar olduğum 2 yıl, ilk 5 senelik dönemimde ilk 2 yıl sünnet şöleni yaptım. Sonraki süreçte sünnet şöleni olayını o kadar çok abarttılar ki herkes yaptı ve ihtiyaç sahibi olan da olmayan da bu şölenlerde faydalanmaya başladı. Hani iş biraz amacının dışına taştığını düşünerek ben toplu sünnet şölenini bir daha yapmadım. Dedim ki ben çocuklara vuracağım kendimi. Çocuklarla diyalog kuracağım. Onların hayatını iyileştirme yönünde projeler. Tabii bunu ben basına yansıtmamaya çalışıyorum Nehir Hanım. Biliyorum, öyle diyeyim. Biliyorum evet. Biz birebir konuştuğumuz için bazı şeylerin üzerine basarak anlatmanızı istiyorum. Bilinmeli. Ya, mesela benim herkesin mahallede muhtar annesiyim öyle diyeyim. 7'sinden 18-20'sine kadar herkes muhtar anne diye hitap eder. O da galiba benim onlara verdiğim sevgi doğrultusunda. Çünkü anne vasfını kimse taşıyamaz. Herkese kolay kolay verilmeyen ve para verseniz de söylettiremeyeceğiniz bir kelime.
Sağ olsun mahalleli de çocukları da muhtar anne diye herkes bağrına bastı beni. Hepsi benim çocuklarım. Onların yüzünün gülmesi beni daha çok mutlu ediyor. Her zaman bunu derim. Çocuğa dokunduğunuzda çok farklı. Kafamı yastığa koyduğumda inanın vicdanen o kadar rahat ve huzurluyum ki. Hani biliyorum ki onlar o gece mutlu ya da işte bir yıl boyunca mutlu. Ben daha mutlu oluyorum. Yine anlatmadığın, yine saklı tuttuğun bir yardım kolun daha var. Bunu ben biliyorum. Kadınlarla alakalı bu deprem zamanı yaptığınız bir şeyler var. Onları biliyorum. Deprem zamanı evet. Biz çuval çuval ip alıp seçmenlerimle beraber hırkalar, bereler, atkılar örüp depremzedelere tırlarla gönderdik. Bu da mahallemle beraber yaptığım ortak bir projemde. Hepsinin eline, emeğine, yüreğine sağlık. Buradan tekrar kendilerine bir kez daha teşekkür ediyorum. Hepsi başımın tacı. Diyorum ya biz kocaman bir aileyiz. Ne kadar güzel. Peki süremizin sonuna geldik aslında. Anlatmak istediğin, benim unuttuğum ya da söylemek istediğin bir şey var mı? Ekran senin. Ne söylemek istiyorsan lütfen. Gönül rahatlığıyla. Dördüncü dönemime ben yine varım. Mahalle sakinlerim de eğer benim muhtarlığımı istiyorlarsa hepsinin oylarına talibim. Diyecek başka da bir şeyim yok. Harikasın. Çok teşekkür ediyorum böyle bir programı düzenlediğiniz için. Estağfurullah. Ben teşekkür ederim. Beni kırmadığın ve program kabul ettiğin için. Bizim de böyle bir ortamımız çok var. Çok güzel. Evet. Harika burası. En azından biliyorsunuz Ödemiş'e kış geç geliyor. Bundan faydalanalım dedik değil biz mi? De. Evet, aynen. Evet, Ödemiş zaten dört mevsimi yaşayan bir ilçe olduğu için yani Ege başka ya. Kokusu, Ege havası aynen. Evet. Çok teşekkür ediyorum rica tekrar. Ederim. Sevgili dostlar, bu akşam da bir programın sonuna geldik. Bizi seyrettiğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Bir sonraki programda görüşmek üzere.